Van Gölü TV Ana Haber'den iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. Yine saatlerimiz 18.30'u gösteriyor ve birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, güne ilişkin önemli ve sıcak başlıklar var ve en önemlisi Van'ın eğitimiyle ilgili müjdeli, sıcak ve çok güzel bir haber var. Bu güzel haberi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Van'a eğitim yatırımları konusunda önemli bir müjde verildi. Bakan Özer'in imzasıyla Van'da 21 yeni okul yapılacak. Bununla beraber 81 il arasında ilk sırada yer alan Van'ın eğitimine rahat bir nefes alınacağı düşünülüyor. Bu güzel haberi izleyelim. Ardından haberle ilgili değerlendirmelerimiz var. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Van'a eğitim yatırımları konusunda önemli bir müjde verdi. Tek tek her bir çocuğumuzun sağlığını... Bakan Özer'in imzasıyla Van'da 21 yeni okulun yapımı için start verildi. Eğitim yatırımlarında aslan payı alan Van'da durum sevinçle karşılandı. Göreve gelir gelmez özellikle okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için yoğun bir çaba içerisinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunun yanı sıra illerin okul ihtiyaçlarına yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Tek tek her bir çocuğumuzun sağlığı. Bu bağlamda Van iline 21 yeni okulun müjdesini veren Özer'in bu haberiyle Van'da yapılacak eğitim yatırımların Van'ın derslik ihtiyacını büyük ölçüde giderecek. Yeni yapılacak olan okullar öğrenci sayısı bakımından 81 il arasında ilk sıralarda yer alan Van'ın eğitimine rahat bir nefes aldıracak. Sevgili izleyiciler, Van'ın eğitimle ilgili meseleleri çok fazla, sorunları çok fazla. Ülke sıralamasında Van eğitimde son sıralarda. Bu üzücü haber hep devam etti. Bu üzücü gelişme maalesef hep devam etti. Düzelmesini bekliyoruz, arzuluyoruz. Müdürler sıkça değişiyor Van'da ve 2 yıldır yeni müdür var. 2 yıllık süreç içerisinde neler yaptı, neler yapamadı? Bunlar bizim programlarımızda konuk edilerek konuşulacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin durumu nasıl? Gerçekten Van'ın milli eğitimi, Van'ın eğitimi, Van'ın okulu, okulları, ilçeleriyle çok ciddi, önemli bir şekilde denetlenmelidir sevgili izleyiciler. Yani Van'da işte geçmişte okullara getirilen kömürlerle ilgili, o İBO'larla ilgili, yatılı okullarla vesaire, oradaki alışverişle ilgili meseleler, ekonomik sıkıntılarla ilgili birçok sıkıntıyı biz yazılarımızda, daha önceki programlarımızda, haberlerimizde dile getirmiştik sevgili izleyiciler. Okullarda hangi dolaplar dönüyor? Okullarda gerçekten öğrencilere, özellikle yatılı okullarda, yemek verilen, kahvaltı verilen okullarda çocuklara gerçek manada yeme içmeleri veriliyor mu? 3 çeşit deniliyorsa 3 çeşit ya da etli yemekler denilince veriliyor mu? Bunlar ayrı mesele. Bu konularla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Dedikodu boyutu da var ama gerçek boyutu da var. Bunlarla ilgili sizlere aktaracağımız haberler olacak zaman dilimi içerisinde. Eğitimde çocukların istismar edilmesi, o çocuklara devletin verdiği imkanları kendi cebine yerleştiren çirkin insanların ilişkilerini biz bu ekranda çok aşikar bir şekilde haberlerimizde değerlendireceğiz. Yolsuzluk nerede ve kim yaparsa yapsın üstüne gideceğiz. Sevgili izleyiciler, şehrimizde usulsüzlük varsa, hele hele eğitim yuvalarında çirkin ilişkiler varsa, bu mutlak suretle düzeltilmeli. Bunlar ayrı bir nokta.
Ama okul sayımızın artması son derece önemli. Sayın Bakan'ın bu girişimini hükümet nezdinde Vanlılar olarak takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve özellikle Van'ı ilk sıraya almalarını takdir ediyoruz, önemsiyoruz. Çünkü Van'ın genç sayısı, nüfus oranı çok yüksek. Van'ın eğitimde okul sıralamasında o 50'li 40'lı sayıların değil artık 20-30'lara inmesi gerektiğini sınıfların hep her defasında dile getirdik. Eğitimde çok büyük bir seferberlik başlatılmalı sevgili izleyiciler. Milli eğitimle ilgili ülkemizin birçok ilinden öğretmenler de yarın Van'ı ziyaret edecekler. Bir tur düzenleniyor. Bu konuyla ilgili de haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir başka habere gidiyoruz değerli izleyiciler. Bugün şehrimiz önemli konuklarını ağırladı. Ev sahipliği yaptı. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir durum vardı. Diplomatlara, Van'ın önemli diplomatlara ev sahipliği yaptı. Kimdi bu diplomatlar? Birçok ülkeden ilimizi ziyarete gelmişlerdi. Tam 150 diplomat ve bürokrat bugün Van'daydı. Sanırım 60 ülkeden 150 diplomat ve bürokrattı. Ve biz Akdamar Adası'yla ilgili haberi getireceğiz sevgili izleyiciler. Birçok yeri dolaştılar. Ahlat, Adilcavaz turları oldu. Ve özellikle yarın da ilimizde turistik yerleri dolaşacaklar. Van'ın tanıtımı için de önemli olsa gerek. Bu diplomatların Van'da olması, Van'ın tanıtımına katkı sunacağı kaçınılmazdır. Biz bu haberimizi izleyelim. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat Van'a geldi. Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2 gün boyunca kentte çeşitli gezi ve incelemelerde bulunacak olan 150'ye aşkın büyükelçi ve diplomat sabah saatlerinde Van'a geldi. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 68 ülkenin büyükelçi ve maslahatgüzar düzeyindeki temsilcileri 150 kişilik bir grup büyükşehrimizin ev sahipliğinde ilimize ziyarete geldiler. Asıl amacı Ahlat ve Malazgirt programlarına katılmak ama bu iki gün içinde Van Gölü etrafındaki tarihi mekanları gezmek, bölge kültürünü tanımak ve bu bölgede incelemede bazı temaslarda bulunacaklar. Ve ilk durak olarak da havaalanında karşıladıktan sonra Van Gölü'nün de sembolü olan Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etmek için buraya geldiler. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından karşılanan ekibin ilk durağı Akdamar Adası oldu. Akdamar Adası ve ada çevresinde gezen misafirler hatıra fotoğrafları çektirdi. Evet, Van'da turizm sektörü de bu diplomatların ilimize gelişinden mutlu. Bugün birçok turizm sektörü ajantalarla konuştum. Bu gelişmeyi çok olumlu bulduklarını, onlara eşlik ettiklerini söylediler. Bu çok güzel. Bu konuyla ilgili ayrıca haberlerimiz de olacak sevgili izleyiciler. Biz turizm sektörünü de arkadaşlarımızı hemen yönlendirip turizm sektörünü de bu bürokrat ve diplomatların ilimizdeki ziyaretinin boyutlarını, gerekçelerini, artılarını konuşacağız. Bu bir güzellik. Çok turist istiyoruz. Şehrimiz buna layık, Van halkı buna layık, esnafımızın, şehrimizin kalkınması, gelişmesi için turistler bekliyoruz. Ama turist beklemek de olmuyor. Turistlere ev sahipliği, kibar davranmak, nazik davranmak, fiyatlarda fahiş fiyat uygulamamak gibi uyarılar var. Bütün idareciler, bu sektör tarafından yöneticiler, yetkililer, STK'lar sakın ha ifadelerini ısrarla altını çizerek söylüyor. Turistlere karşı, yabancı turistlere karşı, yerli yabancı fark etmiyor, turistlere karşı fahiş fiyatlar uygulamayın diye. Şimdi yine bir yol sorununu ekrana getireceğiz. Vatandaşı hakikaten bıktırdı. Karşıyaka Mahallesi'ne gideceğiz sevgili izleyiciler. Defalarca getiriyoruz. Son bir haftadır birçok yol sorununu ekrana taşıdık. Bu yol sorunu vatandaşın derdi oldu. Toz, çamur gibi balçık bataklıkla ilgili vatandaşın tepkisi var. Bunlar derhal, behemahal düzeltilmesi ve çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bizlere hatırlatıyor.
Görüyorsun asfaltı mesela, asfalt yok. Aynı köy yolu burada daha güzeldir. Çalışmıyor mu hani bunda? Git ara sokaklara git zaten tozda bir şey yürütmüyor. Orayı pencere açıyoruz, bakıyoruz yarım saat. Ev içi tuzda yürütmüyor. Yol sorunu vatandaşı canından bezdirdi. Van'ın İpek Yolu ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde aylar önce yapılan doğalgaz çalışması sonrası oluşan çukurlar ve yoldaki toz toprak vatandaşı olumsuz etkiliyor. Mahalledeki birçok sokaktaki yol sorunu mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çukurlardan geçilmeyen yollar hem araç kullananlara hem de mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Ya toz, duman, tekerler patlıyor, arabalar aciz oluyor. Yani insan aciz oluyor. Yani bu çağda, bu dönemde bu yol böyle olur mu yani? Karşıyaka mahallesi yani merkeze yakın, çarşı merkezine yakın bir yol. Şu yola bir bakın yani, bu böyle olur mu? Yol sorununa çözüm bekleyen vatandaşlar mahalle muhtarı ve belediyeyi göreve davet etti. Yani bir sene yakındır bu doğalgaz çekilmiş. Bu yolun asfaltlanması lazım yani. Önceden bozuktu zaten. Üstüne bir doğalgaz çektiler, tamamen bozdular. Şu anda berbat yani. Ne diyebiliriz ki? Herkes de görüyor yani, yapmıyorlar ama. Sevgili izleyiciler, Türkiye Afgan göçüne karşı sınırda tüm tedbirleri almaya devam ediyor. Ama sadece Türkiye bu güvenlikle ilgili tedbirleri almakla kalıyor. İran'da, komşu İran'da ise yeterli önlem alınmadığı konusu tartışılıyor. Bugün ülke basınına da yansıdı bu haberler. Buna karşın gözlerin çevrildiği sınır komşusu İran'a yönelik bölge kaynaklarının gözlemi dikkat çekiyor. İran'ın yasa dışı geçişleri görmezden gelindiği dünya kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Türkiye, Afgan göçüne karşı sınırda tedbirlerini en üst noktaya çıkarmaya devam ediyor. Komşu İran'ın ise yeterli önlem alıp almadığı tartışılıyor. Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesi sonrasında beklenen göç dalgasına karşı Türkiye, İran sınır hattı boyunca karada duvar, hendek, tel örgü, elektronik sistemler ve gözetleme kuleleriyle, havada ise İHA'larla yasa dışı geçişlere karşı kontrolünü sıkılaştırdı. 257A bölgesinde 20. Buna karşın gözlerin çevrildiği sınır komşusu İran'a yönelik bölge kaynaklarının gözlemi dikkat çekiyor. 100 kişilik yasa dışı göç unsuru. Sınır güvenliği için İran'ın yer yer motosikletli devriyeleri yeterli gördüğü, devriyelerin bazen de pikaplarla gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken, yasa dışı geçişlerin görmezden gelindiği ifade ediliyor. Bu çerçevede İran karakolları yakınından geçen Afgan gruplara asker müdahalede bulunmadığı bildiriliyor. Buna ilişkin tespitlerin sınırda gözlem yapan İHA'lar tarafından da kayda geçirildiği öğrenildi. Van'ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu sevgili izleyiciler. Bu güzel gelişme mi değil mi bilmiyorum. Zamanla göreceğiz. Bazı şeyler iyi görünüyor olsa da zamanla iyi olmuyor. Kötü görünüyor olduğunda zamanla kötü görmüyor. Çok güzel bir felsefe var ya, hayırla şer sonradan belli olur. O anda sizin hayır bildiğiniz şer bildiğiniz hayır olabiliyor ya. Dolayısıyla bu da bazen çalışmaları siz şer görüyorsunuz, sonra hayır oluyor, hayır görüyorsunuz, sonra şer oluyor. İşte biz de tabii böyle bir benzetme belki çok anlamsız ama genel hayat felsefemiz, koşullarımız bu yönde olsa gerek. Değerli izleyenler, İpek Yolu Belediyesi tarafından kentte ilk defa kurulan kadın arama ve kurtarma ekibi performans ve disipliniyle dikkat çekti. İpek Yolu Belediyesi olarak AFAD'a katıldık, İPAK olarak. Bütün ekibimiz kadınlardan oluşuyor. Bir farkındalık oluşturmaya karar verdik. İpek Yolu Belediyesi olarak bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki AFAD etkinliklerinde bizler de olacağız gönüllü olarak. Hocalarımızdan çok güzel dersler aldık. Van'ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu. İpek Yolu Belediyesi tarafından kente ilk defa kurulan kadın arama ve kurtarma ekibi performans ve disipliniyle dikkat çekiyor. Dinle. 18 kişiden oluşan ve haftanın belirli günlerinde AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki eğitim merkezinde tatbikat ve uygulamalı çalışmalar yapıyor. Talep ediyoruz. 5 katlı binada da bir yarım...
Kadınların eğitimleri ise gerçeği aratmıyor. Bu ekibe 18 kişiyle katıldık ancak aldığımız talepler doğrultusunda ek bir eğitimle ekibimizin sayısını arttırmayı planlıyoruz. Gerekli çalışmalarımız zaten devam ediyor. Özel elbise, kask ve ellerindeki özel cihaz ve ortaya koydukları yüksek motivasyonla her daim hazırız mesajı veren kadınlar disiplini de elden hiç bırakmıyor. Bunların içerisinde özellikle bugün tatbikatını gerçekleştirdiğimiz sadece kadınlardan oluşan İpek Yolu arama kurtarma ekibimiz bugünkü tatbikatta da gerçekten çok güzel işler yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum bu minvalde. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında İpek Yolu Belediyesi arama kurtarma ekibine yönelik hafif arama kurtarma eğitimi teorik ve saha eğitimiyle de devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Van'da PKK'ya yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyonlar sürüyor daha doğrusu, hız kesmeden hem de değerli izleyiciler. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar sonucunda PKK'ya ait el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Van'da terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar sonuç verdi. Jandarma ekipleri Başkale ilçesine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait el bombası ve çeşitli malzemelere el konuldu. İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet taarruz el tipi bombası, 3 adet piknik tüpü, 2 adet tüp başlığı, 1 adet malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 25 metre elektrik kablosu ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada ise halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonların devam edeceği belirtildi. Sevgili izleyiciler, Van'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bugün yine İpek Yolu'nda bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda birçok sıkıntı vardı aslında. O sıkıntı isterseniz izleyelim. Çünkü ilk kez ismini duyduğum ecza ele geçirildi. Sentetik ecza. İlk kez duydum bunu. Belki ileriki süreçte sentetik eczanın, bu uyuşturucu kaçakçıların yeni maddesi mi bilmiyorum. İşte ele geçirildi tam 593.150 adet sentetik ecza ele geçirildi. Van polisi bir yandan göçmen kaçakçılığıyla uğraşırken diğer yandan da yasa dışı yollarla giriş yapan kaçakçılık olaylarını önlemeye çalışıyor. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolaması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu kez İpek Yolu ilçesine bir iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Zeus ile yapılan operasyonda 593.150 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak bir şüpheli ise gözaltına alındı. Evet, sevgili izleyiciler, bir sevindirici haber memurlar için sırada. Memur zammı belli oldu. Epeyce pazarlıklar yapıldı. Sendikalar hükümet arasında gitti geldi. Durum ne oldu? Tam milyonlarca memur mutlu oldu gibi bir hal var. Belki tarihinin en mutlu günlerinden birini yaşıyor memurlar bu bağlamda. Peki kim ne kadar aldı? Haberimizde izliyoruz. Merhabalar. 4 milyon memuru ilgilendiren zam oranları belli oldu. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 6. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile tamamlandı. Anlaşmaya göre memurlara 2022 yılı içinde %5+7 enflasyon farkı ile 2023 yılı içinde
%8 artı 6 enflasyon farkı verilecek. İşte yapılan zam sonrası yeni maaş tablosu. Mühendis 2021 Temmuz ayında 7092 lira alıyorken Ocak ayında 8385 lira maaş alacak. Şef 2021 Temmuz ayında 6051 lira alıyorken Ocak ayında 6441 lira maaş alacak. Öğretmen 2021 Temmuz ayında 6415 lira alıyorken Ocak ayında 6820 lira maaş alacak. Hizmetli 2021 Temmuz ayında 4983 lira alıyorken Ocak ayında 5320 lira maaş alacak. Sevgili izleyiciler, sıradaki haber Vanspor'un. Vanspor'la ilgili konuşunca gençlerin çok hoşuna gidiyor. Ya gençler futbolu seviyor. Bakıyoruz haber de yaptığımızda takip etme oranını bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Vanspor bu şehirde önemli bir yere sahip. Dün de Vanspor'un kongresi vardı. İş adamları İstanbul'dan Van'a geldi. Vanlı iş adamları İstanbul'daydı. Onlar İstanbul'dan Van'a gelerek Vanspor'a sahip çıktıklarını ifade ettiler. Servet Yenitürk Beyefendi birçok haklarından feragat etti. Dün de burada spor ekranı, Van Gölü TV ekranlarında spor ekranı programında birçok konu vardı. Gerek yeni başkan Seyitan İşsiz, gerekse Servet Yenitürk Bey burada Vanspor'la ilgili süreci değerlendirdiler. Skype'la canlı yayından katıldılar ve spor ekranı programına ilk açıklamalardı bu Seyitan İşsiz tarafından. Seyitan İşsiz'in Vanspor'la ilgili düşünceleri var. İleriye dönük başta altyapı olmak üzere Vanspor'u bu yıl ligde tutacağız dedi ve önümüzdeki yıllarda kafayı oynayan bir takım kuracağız açıklamasını yaptı. Uzun süredir kongre sürecinden geçen ve kapanma noktasına dahi gelen Vanspor Futbol Kulübü bu duruma son noktayı koydu. Altıncısı düzenlenen kongrede Vanspor Kulübü'ndeki muallak durum sona erdi. Seyitan İşsiz kulübün yeni başkanı oldu. Kulübümüzü liginde, grubunda tutabilmek ve sezon sonunda bu salonda size hitap ederken yapılandırılmış borçların haricinde nasip olursa inşallah Vanspor'u borçsuz bir kulüp haline getirmektir. Dolayısıyla yükümüz ağır. Yolumuz uzun. Burada sabra, metanete ve birbirimizi anlayışla karşılamaya ihtiyacımız var. Bunun için başta taraftarımızdan, basınımızdan bize sabırla destek vermelerinin istirhamında bulunuyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz konum, içinde bulunduğumuz durum hakikaten zor koşullar. Ama bütün bunlara rağmen biz sezon boyunca mutlaka Vanspor'u liginde, grubunda tutabilmeyi ve sezon sonunda inşallah yapılandırılmışın haricinde borcunu sıfıra indirgemeyi hedefliyoruz. Başkanlığı işsize veren Servet Yenitürk ise çok sıkıntılar çektiğini dile getirdi. Öyle sıkıntılı anlarımız oldu ki değerli misafirlerimiz, bunu ben yönetimdeki arkadaşlarım bilir. Çalışan kulübümüzdeki personellerimiz bilir. Otobüsle gittiğimiz deplasmanlarda ceplerimizdeki paraları birleştirip yakıt alamayacak duruma kadar düştük. Olmadı, çocuklarımızı aradık, kumbaralarını açarak kulüp müdürümüze aktarıp yakıtımızı aldık. Yolda çocuklarımızın yemeğini yedirecek imkanı sağladık. Ama hiçbir şartta futbolcularımıza bunu yansıtmadı. Sevgili izleyiciler, Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınarlı çiftçileri suyla buluşturdu. Öylesine bir şen şakraklık, öyle o suyun sondaj sonrasında arazide suyun çıkması, oradaki insanları öyle bir hale, öyle bir mutluluğa getirdi ki görmeye değerdi. Birlikte izleyelim. Yaylalara ulaşan suyun sevincini işte böyle karşıladılar.
Van Büyükşehir Belediyesi kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Proje Bölge Kalkınma İdaresi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla kırsal mahallelerde hayvan içme suyu projeleri yürütülüyor. Ekipler çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına yeni projeler geliştiriyor. Ekipler son olarak Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar Mahallesi'nin yaylasında yürütülen sondaj çalışmalarına kurulan güneş enerji panelleri ile tamamladı. Proje kapsamında 32 metre uzunluğunda 6 bölmeli sıvatlarda kuruldu. Çıkan suyun kurulan sıvatlara dolması ile çevrede bulunan yaklaşık 10 bin küçük baş hayvan suyla buluştu. Yayladaki hayvanların araziye kurulan tesis ile su ihtiyacının karşılanması mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. 10 bin tane koyun hepsi elle buraya su taşınıyordular. Traktörle, tankerle su taşınıyor. Bu bayanlarda, bu şeylerde yani ben çok memnunum. Çok tarzı bak burada bu yörede bu su çıktığını herkes bunu şaş kalmış. Yaylada süt sahamında bulunan berivanlarda uzun yıllardır hasretini yaşadıkları su ile birlikte Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Her yerde suya ihtiyacımız var. İnşallah birçok köyümüzde, şehrimizin her alanında, ülkemizin her alanında sular olur ve bu sıkıntımızı, sıkıntının üzerinden geliriz sevgili izleyiciler. Ciddi bir kuraklık var ve bu özellikle tarım hayvancılıkla ilgilenen insanları çok zor durumda olduğunu görüyoruz ve bu da ayrı bir mutluluk veriyor. İşte böylesi bir durum yaşanırken. Şimdi iklim değişikliğiyle ilgili bir soruna gideceğiz ve iklim değişiklikle ilgili birçok sorunun da sorunu da değişiklik beraberinde getiriyor sevgili izleyiciler. Nedir o farklılık? Bunu isterseniz Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan 4058 rakımlı Sübhan Dağı'ndaki kar kütleleri küresel iklim değişikliği nedeniyle hızla eriyor sevgili izleyiciler. İklim değişikliği beraberinde birçok sorunu da getirdi. Sübhan Dağı'nda karlar iklim değişikliği sebebiyle hızla eriyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri bu yıl ikinci kez Bitlis'in Adil Cevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4058 rakımlı Sübhan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Sübhan Dağı'na tırmanan sporcular burada kar kütlelerinin küresel iklim değişikliği nedeniyle hızla eridiğini gördü. Geçtiğimiz yılda dağın zirvesinde görünen kar kütlelerinin hızla eridiğini gözlemleyen dağcılar, aynı zamanda dağın yamacında yetişen bitkilerin de tamamen yok olduğunu gördü. Şimdi Reşadiye bölgesine gideceğiz. Van Gölü sahillerinin sıcaktan bunalan vatandaşlar tarafından asıl dolup taştığını izleyeceğiz sevgili izleyiciler. Hem Van Gölü zaten başlı başına bir değer, bir de o suya girdiğinizde onun keyfi bir başka oluyor. Haberi izliyoruz. Sahiller serinlemek isteyenlerle dolup taştı. Ağustos ayında hava sıcaklığının artmasıyla beraber serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü'ne akın etti. Türkiye'de her yerin eşsiz bir güzelliği olduğu gibi Tatvan'ımızın da böyle eşsiz bir manzarası, eşsiz bir güzelliği vardır. Bitlis'in Tatvan ilçesinin Reşadiye bölgesindeki sahiller sıcaktan bunalanların adresi oldu. Van Gölü'ne girerek plajda güneşlenen vatandaşlar ardından piknik yaparak keyifli zaman geçiriyor. Mümkün oldukça pikniğe ve yüzmeye buraya geliyoruz. Reşadiye çok güzel bir yer. Bakın suyu da çok temiz. Çoğu yerden daha iyi yani. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşların ilgi gösterdiği Van Gölü sahilleri misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Şimdi Van'dan derlediğimiz bir haber turumuz var. Kısa başlıklarla haberimizi izliyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararlara göre il jandarma komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan karar gereği Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in yerine Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez atandı. Ahlat'ta 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesinde Van Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kutlamaların 950. yıl dönümünde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kutlama alanına oba çadırı kuruldu. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Çalışmaları kapsamında İpek Yolu ilçesi Hacı Bekir Mahallesi'ndeki kültür merkezinde sinema günleri etkinliği başladı. Van'ın Muradiye ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Doğangün Mahallesi'nde Serkan Öztürk'e ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpek Yolu Grup Amirliği Erçek ekipleri müdahale etti. Bir iş makinesinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Van'ın Merkez Tuşba Belediyesi ekipleri toplumda çevre temizliği bilincini oluşturmak amacıyla öğrenciler ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik yaptı. Evet, bize ayrılan süreyi noktaladık. Tam 13 tane haber sizlere aktarmaya çalıştık. Evet, kusurumuz olduysa affola diyoruz sevgili izleyiciler. Ekranları karşısındaki izleyicilere ben saygılar sunuyorum. Bütün ayrıntıları sizlere aktarmak istiyoruz. Güzel haberler sunumunu güzel yapmak istiyoruz. Bizler de insanız, hatalar yapıyoruz. Ama şunu bilin ki mutlaka hatasız insan yoktur. Asla kasıtlı hata yapmayacağız inşallah. Ve sizlerin en güzel habere, en doğru, en kaliteli habere ulaşmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ekranları karşısında bizi zahmet buyurup izlediğiniz için, bizleri sosyal medya hesaplarından takip ettiğiniz için, gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize Van Gölü TV ailesi olarak selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak umuduyla. Her zaman olduğu gibi güçlünün değil, adaletin gücünün hayat bulacağı bir yaşam diliyorum. Hoşça kalın.